Müsaade buyurun. Estağfurullah, buyurun. Çok istismar edilmiş 3 tane ayet var Maide suresinde. Buyurun hocam. 44, 45, 47. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike hum diye 3 ayet var. Kafirun, zalimun, efendim, fasikun. 3 de sıfat var. Evet. Anlatabiliyor. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse o fasıkların, kafirlerin ta kendileridir. Efendim diyor mübarek ayetler. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesinde bakıyorum birileri bir yere saplanmışlar. Buradan efendim siyasi, sadece siyasi bir anlam çıkarıp onu da ideolojik bir anlama bürüyerek kendi ideolojik propagandalarını yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Örgüt propagandasına günlük, meze yapılan ayetler. Günlük mezeler haline geliyor. Aynen. Günlük böyle slogan aslında. Kof, boş, hiçbir şey söylemeyen, karşıdakinde de böyle tiksinti uyandıran, irrite eden bir slogan. Çünkü o da oluyor ayet okumak, Kur'an okumak oluyor. Alakası yok. Alakası yok. Yani aynen Muaviye'nin askerlerinin eline verdiği mızrakların ucuna geçirilmiş sayfalara benziyor bu. Ama ben burada gözden kaçan bir noktayı söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin kapsamı nedir? Mesela Müslümanların içinde çok çok iyi Müslüman olduklarını iddia eden bir zümre. Eğer mürtedin hükmü Kur'an'da dünyada hiçbir cezası olmadığı halde mürtedin hükmü öldürülür diyen uydurulmuş ve sevgili Resulümüzün utanmadan diline konmuş ve sellimu teslima diyen ayete de ihanet edilmiş. Çünkü onu selamette tutun. Yani şaibeden uzak tutun. Ona selam yollayın anlamı değil oradaki. Onu şaibeden uzak tutun. Onu selamette tutun. Onun onurunu koruyun. Kale Resulullah diye uydurduğunuz yalanları Resulullah'ın ağzına koyup da İftira Resulullah'ı Kur'an'la savaşan biri konumuna düşürmeyin. Dolayısıyla hiç Resulullah getirdiği kitaba muhalefet eder mi? Hiç tebliğ ettiği vahye aykırı söz söyler mi? Hiç bu Allah'tandır diye bize ilettiği ayetlerle savaşan sözler eder. Bunu da hadisi nebevi denebilir mi? Hocam es-sünneti evet. Kadiyetun alel kitap diye. Hayda. Alın işte bunu. Bizde bir şey var yani böyle bir burada. Replik var. Yani. Aman Allah'ım. Slogan yani var. Yani sünnet Kur'an'ın kadısıdır, yargıcıdır. Sünnet hadis yani. Evet. Hadis Kur'an'ın yargıcıymış. Hatta o sözün yarısı da var diğer yarısı. Fakat Kur'an hadisin yargıcı değildir. Hadisi yargılayamaz. Yani Kur'an'la hadisi sen mihenk taşına vuramazsın Kur'an mihengine. O kapı kapanmış, evet. Kapatmışlar hemen. Aman Allah'ım. Bir proje yapsanız, deseniz ki bize İslam'la savaşmak için İslam'a benzer ama İslam'la, gerçek İslam'la savaşacak bir proje getir. Öyle bir proje yapın ki dışından bakınca İslam gibi görünür. Müthiş bir İslam, aynen, muazzam. Dışından bakınca. Fakat içinden İslam'ı bitirsin, yok etsin, mahvetsin. İslam'ın defterini dürelim. Müslümanları öyle bir şebekleştirelim. Öyle bir hale getirelim ki Müslümanlar feleğini şaşırsın. Kendilerini Müslüman zannetsinler ama bize yaptıklarının acısını böyle çıkaralım. Atalarımıza, müşrik atalarımıza öcümüzü böyle alalım. Yaptıklarının acısını böyle, intikamımızı böyle alalım diye bir proje yapsalar ki bu projedir aslında. Ah zaman olsa birkaç saatte bu projenin ta tarihte dibinden başlasam size. İnşallah yapalım. Allah Resulü'nün vefat ettiği andan itibaren bu proje nasıl başladı? Bu projenin içinde kripto Yahudiler, onların hizmetkarları nasıl yer aldı?
bu Yahudi, kripto Yahudiler, ismi belli olmayan, cismi, anası babasının ismi belli olmayan bu adamlar nasıl bize Allah Resulü'nden peynir ekmek gibi rivayet uydurup uydurup naklettiler? Bunlar sahabenin en büyüğü sayılıp sahabenin en değerlileri nasıl horlandı, aşağılandı, işkence gördü, azap gördü, hatta öldürüldü ve ondan sonra tabi'in diye bize nasıl kripto Yahudileri alkışlattılar, onlar vasıtasıyla İslam'ın içine nasıl Yahudilik kültürü İsrailiyet taşındı. İsrail'le baş edemiyoruz diye şikayet ediyorlar. İsrailiyet içinizdeki İsrail'dir. Senin onunla içine İsrail kaçmış, İsrail, onunla baş et. Onunla baş edemeden İsrail'le baş edemezsin. Evet. Müslümanlar İsrailiyatla baş edemeden, mücadele etmeden İsrail'le mücadelede başarılı olamazlar. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir proje yapılsa, İslam'dan intikam alma projesi anca böyle olurdu. İşte kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ayetlerini bir de böyle anlayalım. Orada diyor ki mübarek Kur'an, diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda hangi suçundan dolayı öldürüldü? Ebu Davud'daki hadiste diyor ki, gömen de gömülen de cehennemliktir. Gömülen çocuk mazlum, mağdur. Nasıl cehennemlik oluyor? O nasıl cehennemlik oluyor? Nasıl ettiniz de İslam'dan böyle intikam aldınız? Onu da dininizin içine yerleştirdiniz. Onu hocam, diyorum. Yani bu manada İslam'a benzer dinler uydurmuşlar. Bu İslam'dır demişler. Onların İslam olup olmadığını Kur'an'a vurduğunuzda ayan beyan ortaya çıkıyor. Anlaşılıyor ki aslında İslam kisvesi giydirilmiş bir intikam operasyonu. İslam'dan intikam alma, öç alma operasyonu.